Piri Reis 1465-1554. Piri Reis 1465 yılında Gelibolu'da doğdu. Kaptanı Derya olan amcası Kemal Reis ile çok sayıda sefere katıldı ve bu seferlerde çok önemli bilgiler edindi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde İskenderiye'yi ele geçirmek için büyük bir yararlılık gösterince sultanın dikkatini çekti ve bu yakınlaşmanın sağladığı fırsatla önceden hazırlamış olduğu ve bugün 1. Dünya Haritası olarak adlandırılan haritasını sultana sundu. Bu seferin ardından tekrar Gelibolu'ya dönen Piri Reis, Akdeniz'de gemilerin ziyaretlerini kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı denizcilik kitabını hazırladı. Kitabı Bahriye. Piri Reis 1528'de birincisine göre daha nitelikli ikinci bir dünya haritası daha çizdi. Birinci dünya haritasının ve Kitab-ı Bahriye'nin padişahlara sunulması ve kabul görmesi, Piri Reis'in devlet adamları nazarında önemli ve tanınır hale gelmesine, takdir görmesine yol açtı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hint donanması kaptanlığına getirildi. Böylece başlayan devlet görevi 1554'te siyasi bir komplo sonucu idam edilene kadar sürdü. Bir haritacı, deniz bilimci ve çok yetenekli bir kaptan olan Piri Reis, hem Osmanlı hem de dünya bilim tarihinde haritacılık alanında eşsiz bir yere sahiptir. İyi bir trigonometri ve astronomi bilgisine sahip olan Piri Reis, ileri derecede bir yön bulma becerisine ve gemi hakimiyetine sahip olağanüstü bir kaptandı. Onu dünya bilim tarihine geçiren yönü ise çeşitli ölçeklerdeki haritaları tek bir ölçüye indirgeyebilme ve karşılaştırma yoluyla tek ve eksiksiz bir harita oluşturabilme becerisidir. Piri Reis, efsanelerin ve boş inançların resmedildiği bir haritacılık yerine gözlemin, deneyimin ve geçmişin yaşanılmış gerçeklerine dayandırılmış bir haritacılığın kurulmasına ön ayak olmuştur. Çizdiği iki büyük dünya haritası bugün bile bilim adamlarını hayrete düşürmektedir. Piri Reis'in 1513 yılında çizdiği ilk harita Atlas Okyanusu'nun iki yakasını ihtiva eder. Piri Reis haritasını yaparken 33 ayrı haritadan yararlanmıştır. Bunların 20'si önceden çizilmiş dünya haritalarıdır. 8 tanesi Abbasi halifesi Ebu Cafer Mensur'un çizdirdiği ve onun adıyla anılan Caferi haritalarıdır. 4'ü Portekizlerin, biri de Kolomb'un günümüzde kayıp olan haritasıdır. Dolayısıyla Piri Reis'in bu haritası Amerika'nın ilk haritasından yararlanılarak çizilmiş tek haritadır. Harita birçok açıdan mükemmel özelliklere sahiptir. İkinci Dünya Haritası. Piri Reis'in bu haritası da kısmen günümüze ulaşmıştır. Ulaşan kısım Grönland, Kuzey ve Orta Amerika sahillerini göstermektedir. Ceylan derisi üzerine 8 renkli hazırlanmış harita 68x69 boyutlarında olup birinci haritaya göre daha özenli çizilmiştir. Kitab-ı Bahriye. Piri Reis'in 1521 yılında yazdığı 972 beyitten oluşan bir deniz kılavuzudur. Bu önemli kılavuz, Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarını ayrıntılarıyla tarif etmektedir.